Merhaba sevgili seyirciler. 3 bölümlük Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed belgeseliyle huzurlarınızdayız. Bu ilk bölümde kutlu doğumu anlatıyoruz. Hazreti Peygamber'in doğumunu ve İslamiyet'in doğuşunu. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, beşeriyetin son peygamberi olarak dünya durdukça yaşayacak olan son din İslamiyet'i getirdi. İslam'ı tebliğ etti, en ince ayrıntılarına kadar öğretti, yaşadı ve yaşattı. O Resulullah'tı. O Hatemül Enbiya'ydı. O alemlere rahmetti. O fahri kainattı. Allahu Teala insanlığın babası Hazreti Adem'i yaratınca o başını kaldırıp baktı ve arş-ı alada muazzam bir nurla yazılmış bir isim gördü. Ahmet. Merak edip sordu. Ya Rabbi, bu nur nedir? Allahu Teala buyurdu. Bu, senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, onun ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed'dir. Eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım. Sahabelerinden Abdullah bin Cabir'in, Allahu Teala ilk neyi yarattı sorusuna, Hazreti Muhammed'in cevabı şöyleydi. Her şeyden evvel senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne levh, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı. Bütün haşmetiyle semayı aydınlatan nur, ilk olarak Hazreti Adem'in alnında parladı. Sonra peygamberlerden peygamberlere geçerek Hazreti İbrahim'e kadar geldi. Ondan da Hazreti İsmail'e geçti. Hazreti İsmail'in çocukları ve torunları gittikçe çoğaldı ve Arap Yarımadası'nın her tarafına dağıldı. İçlerinden Adnan oğulları, onlardan Mudar oğulları ve onların içinden de Kureyş kabilesi diğerlerinden farklı ve üstün oldular. Kureyş kabilesi içinde de Haşim oğulları hepsinden daha çok fazilet ve şeref buldular. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in babası Abdullah da annesi Amine de Kureyş kabilesine mensuptu. Abdullah, Haşim oğullarının reisi ve Kabe muhafızı Abdülmuttalib'in oğlu, Amine de Zühre oğullarından Vehb'in kızıydı. Babası Abdullah, ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken Medine'de hastalanıp vefat etti. Henüz 25 yaşındaydı. Hazreti Muhammed, babasının ölümünden 2 ay sonra dünyaya geldi. Miladi 571 yılında 20 Nisan Pazartesi Mekke'nin doğusunda bulunan Haşimoğulları mahallesinde babasından kendisine miras kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları fil vakası Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu. Hz. Muhammed'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olaylar meydana geldi. O gece İran hükümdarının Medain şehrindeki sarayının 14 sütunu yıkıldı. Mecusilerin İran'da 1000 yıldan beri yanmakta olan ateşkedeleri söndü. Save Gölü yere battı. 1000 yıldan beri kurumuş olan Semave Deresi'nin suları taştı. Kabe'deki putlar yüzüstü devrildiler. Doğumundan bir hafta sonra dedesi Abdülmuttalip,
Kureyş'in ileri gelenlerine büyük bir ziyafet verdi. Ölen oğlu Abdullah'ın yadigarı, sevgili torununa Muhammed ismini verdi. Annesi de ona Ahmet derdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi kâre bil hakkil mübin ve erselte rahmeten lil alemin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Halime'nin evinde 4 yıl kaldı. Onunla birlikte Halime'nin evine bolluk geldi. Süt kardeşleriyle birlikte geziye çıktığı bir gün yanına gelen 2 melek göğsünü açıp kalbini dışarı çıkarmış, yıkayıp temizledikten sonra yerine koymuştu. 4. yılın sonunda süt annesi Halime, Hazreti Muhammed aleyhisselam'da gördüğü harikulade hallerden dolayı endişeye düşerek ailesine teslim etmeye karar verdi. 575 yılında Halime onu Mekke'ye ailesine götürdü. Hazreti Muhammed 4 yaşından 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında bulundu. Mekke'ye dönerken yolda Amine hastalandı ve kervandan ayrılıp orada istirahat etmek zorunda kaldılar. Yataklara düşen Amine birkaç gün içinde de vefat etti. Amine öldüğünde henüz 21 yaşındaydı. Medine'den çok uzak olmayan Ebva'da gömüldü. Öksüz dünyaya gelen Hazreti Muhammed aleyhisselam 6 yaşında da annesini kaybetti. Yetim kaldı. Cariyeleri Ümmü Eymen onu Mekke'ye götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Haşimoğullarının önderi ve Mekke yönetiminin en etkili kişilerinden olan dedesi Abdülmuttalib'in yanında büyüdü. Abdülmuttalib, ölen oğlu Abdullah'ın emaneti Hazreti Muhammed'e çok büyük sevgi ve şefkat gösterdi. Abdülmuttalib'in ölmesi üzerine de amcası Ebu Talib'in korumasına girdi. Amcası Ebu Talib de 8 yaşından 25 yaşına kadar süren bu 17 yıllık dönemde yeğenim Hazreti Muhammed'i öz evladı gibi sevdi. Ona öksüzlüğünü hissettirmemek için elinden geleni yaptı. Abdülmuttalib, Kabe'nin gölgesine her gün bir şilte serer, gün boyu orada otururdu. Babalarına duydukları saygı sebebiyle oğullarından hiçbiri, hatta Hamza bile yanında oturmaya gidemezdi. Fakat küçük torunu Hazreti Muhammed aleyhisselam sürekli yanındaydı. Amcaları ona başka yerde oturmasını söylediklerinde Abdülmuttalib, "Oğlumu bırakın. Onun geleceği çok büyük," derdi. Hazreti Muhammed aleyhisselam onun yanında oturur ve sırtına binerdi. Dedesi de onun yaptıklarından memnun olurdu. Her gün Kabe'de ve Mekke'nin her yerinde dedeyle torun el ele görülüyordu. Hatta Abdülmuttalib, 40 kabile şefinin toplanıp Mekke'yi yönettiği ve çok önemli meselelerin konuşulduğu Darun Nedve'ye giderken de Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın yanında götürürdü.
80 yaşındaki yaşlı reis, 7 yaşındaki torununa olaylar konusundaki fikrini sorardı. Dedesi her seferinde, "Oğlumu büyük bir gelecek bekliyor," derdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip baktı. Annesinin vefatından 2 yıl sonra yetim, dedesini de kaybetmişti. 80 yaşını geçmiş olan dedesi Abdülmuttalip ölürken, torununu öz amcası Ebu Talib'e emanet etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 12 yaşlarındayken bir süre amcasının koyunlarını güttü. Kırların temiz havasını seviyor ve amcasına yardım etmeyi de şeref biliyordu. Bu hayat onun temiz yaratılışını korudu ve geliştirdi. Mekke ticaret şehriydi. Amcası Ebu Talip de ticaretle meşgul oluyordu. Mekke'deki dükkanında amcasına yardım etti. Bu dönemde amcasının ticaret kervanlarıyla Suriye'ye gitti. Yemen ve Bahreyn gibi ülkeleri gördü. Ticarette doğruluğuyla tanındığı için Mekkelilerce Es-Sadık adıyla anılırdı. Yaklaşık 20 yaşında Ficar Savaşları olarak bilinen kabile çatışmalarından ikisine katıldı. Yine bu dönemde Mekke'de hiçbir zulme meydan verilmemesi, zayıfların korunması, adaletle haklarının alınması amacıyla kurulan Hilful Fudul Derneği'nde görev aldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bütün Mekkeliler gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam da amcasıyla birlikte ticaret yaptı. Gerek çocukluğunda, gerekse ticaret hayatında dürüstlüğü ile tanındı. Mekkeliler ona Muhammedül Emin dediler. Onun yüksek ahlakını gören Kureyş'in zengin kadınlarından Hazreti Hatice, kendisine ticaret ortaklığı teklif etti. Kureyş'in Esedoğulları kolundan Ueylid'in kızı Hatice, zeki, dirayetli, şeref ve asalet sahibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir dul hanımdı. Kureyş'in ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş fakat hiçbiriyle evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermaye vererek ticaret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlak ve âli cenaplığı sebebiyle kendisine Müslümanlıktan önce Tahire denildiği gibi sonra da Hatice-tül Kübra denilmiştir. Hazreti Hatice bir ticaret kafilesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Şam'a gönderdi. Kölesi Meysere'yi de hizmetine verdi. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam Şam'a kadar gitmedi. Malları Busra'da satarak geri döndü. Bu seferden beklenilenin çok üzerinde kazanç elde etmişti. Hazreti Hatice bu büyük insanın emniyet, dürüstlük ve gayretine hayran oldu. Daha sonra araya vasıtalar girdi, evlenmeleri kararlaştırıldı. Bu esnada Hazreti Muhammed Aleyhisselam 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşlarındaydı. Nikah, Hatice'nin amcazadesi Varakaoğlu Nevfel tarafından Hazreti Hatice'nin evinde kıyıldı. Ebu Talip ile Varaka birer hitabede bulunarak her iki ailenin üstünlük ve meziyetlerini dile getirdiler. Esasen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la Hazreti Hatice'nin nesepleri Kusay'da birleşir. Hazreti Hatice'ye 20 dişi deve mehir verildi. Nikahtan sonra develer kesilerek davetlilere ziyafet çekildi. Düğünden sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin evine geçti. Örnek ve mutlu bir aile yuvası kurdular. Hazreti Hatice,
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a derin bir saygı ve sevgiyle bağlıydı. Peygamberliğinden önce olduğu gibi, peygamberlik devrinde de en büyük yardımcısı oldu. Yüksek ve eşsiz ruhlu bir hanım olduğunu gösterdi. Hazreti Muhammed'in Kureyş kabilesinde ve Mekke toplumunda itibarı çok yükseldi. 35 yaşındayken Kabe'nin tamiri sırasında Hacerül Esved'in yerine konulması meselesinde Kureyş kabilesi arasında çıkan şiddetli ihtilafta hakemlik yaptı. İhtilafı halletti, savaşı önledi. Aile hayatında ve sosyal hayatta onun faziletten ve şereften ayrıldığı hiç görülmedi. Bu dönemde Hz. Muhammed sevilen, sayılan, güvenilen, itibarlı bir kişi oldu. Kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Muhammed'in aile saadeti doğan çocuklarıyla bir kat daha arttı. Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocuğu oldu. Erkekler Kasım ve Abdullah'tı. Kızlarsa Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma'ydı. Araplarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme adet olduğundan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a da Ebul Kasım denildi. Kasım'la Abdullah küçük yaşta öldüler. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumda onun kızları büyüdüler. Fakat Fatıma dışında bütün kızları babalarından önce vefat ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızlarının en büyüğü Zeynep'i Ebul As'la evlendirdi. Ebul As Müslüman olmadığı için Zeynep'in hicretine izin vermemişti. Bedir Savaşı'nda esir düştü. Zeynep'i Medine'ye göndermek şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Müslüman olarak Medine'ye geldi. Zeynep'i tekrar aldı. Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü amcası Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ve Uteybe ile evlendirmişti. İslamiyet'ten sonra Ebu Leheb, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a olan düşmanlığı sebebiyle oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı. Onlar boşadıktan sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam Rukiye'yi Hz. Osman'la evlendirdi. Rukiye'nin ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü nikahladı. Bu yüzden Hz. Osman'a iki nur sahibi anlamına Zinnureyn denildi. Küçük kızı Hz. Fatıma ilk vahiy geldiği yılda 610'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken doğdu. Fatıma'yı ise Hazreti Ali ile evlendirdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nesli, Ehl-i Beyt, onun neslinden gelmektedir. Hasan ve Hüseyin, Hazreti Fatıma'nın çocuklarıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mısırlı eşi Mariye'den de İbrahim adlı bir oğlu olmuş, fakat hicretin 10. yılında henüz 2 yaşına girmeden vefat etmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eskiden beri Mekke'deki Hanif ve Zahidler Recep ayında inzivaya çekilirlerdi. Her biri Mekke'nin kuzeyindeki Hira Dağı'nda bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı. 40 yaşlarına doğru Hazreti Muhammed'in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da
Hira Dağı'nda bir mağarada günlerce kalıyor ve Cenab-ı Hakk'ı sonsuz kudret ve azametini düşünerek ona ibadet ediyordu. Giderken azığını da beraberinde götürüyor, bitince evine dönüyor, sonra tekrar gidiyordu. Böylece Allah-u Teala onu büyük vazifesine hazırlıyordu. 610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde, ridasına bürünüp Hira'daki mağarada düşünmeye dalmış olduğu bir sırada, bir sesin kendisini ismiyle çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı. Kimseyi göremedi. Bu sırada her tarafı ansızın bir nur kaplamıştı. Dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrail'i gördü. Melek ona, "Oku," dedi. Hazreti Muhammed aleyhisselam, "Ben okuma bilmem," diye cevap verdi. Melek, Hazreti Muhammed aleyhisselamı kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıktı. "Oku," diye emrini tekrarladı. Hazreti Muhammed aleyhisselam yine "Ben okuma bilmem" cevabını verdi. Melek emrini tekrarlayıp üçüncü defada onu sıktıktan sonra El-Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra' bismi rabbikellezî halak. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Meleğin arkasından Hazreti Peygamber aleyhisselam da bu ayetleri tekrarladı. Heyecanla mağaradan çıkarak evine geldi. Yolda ilerlerken gökyüzünden bir sesin, "Ya Muhammed, sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im," dediğini duydu. Başını kaldırdığı zaman Cebrail'i gördü. Korku içinde evine vardı. Eşi Hazreti Hatice'ye, "Beni örtünüz, çabuk beni örtünüz," dedi. Bir müddet dinlenip heyecanı geçtikten sonra gördüklerini Hazreti Hatice'ye anlattı. "Kendimden korkuyorum," dedi. Hazreti Hatice onu şu ölmez sözlerle teselli etti. "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. İşini görmekten aciz kimselerin ağırlıklarını yüklenirsin. Fakire verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri ağırlarsın. Hak yolunda zuhur eden olaylarda halka yardım edersin." Hazreti Hatice daha sonra Hazreti Muhammed aleyhisselamı amcazadesi Nevfel oğlu Varaka'ya götürdü. Varaka haniflerdendi. Tevrat ve İncil'i okumuş, İbrani dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Peygamberimiz aleyhisselamı dinledikten sonra, "Müjde sana ya Muhammed. Allah'a yemin ederim ki sen Hazreti İsa'nın haber verdiği son peygambersin. Gördüğün melek senden önce Cenab-ı Hakk'ın Musa'ya göndermiş olduğu Cibril'dir. Keşke genç olsaydım da kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim. Hiçbir peygamber yoktur ki kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin," dedi. Aradan çok geçmeden Varaka vefat etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İlk vahiyden sonra
kısa bir süre vahyin arkası kesildi. Bir gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hira'dan dönerken bir ses işitti. Başını kaldırıp semaya bakınca kendisine daha önce Hira'da gelen meleği gördü. Korku ve heyecan içinde evine döndü. "Hemen beni örtünüz, beni örtünüz," dedi. Bu esnada Cebrail, El-Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fekahhir ve rrucze fehcur ve la temnun testekfir. İlk vahiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi olmuş, henüz başkalarına hak dini tebliğ ile görevlendirilmemişti. Bu ikinci vahiy ile risalet verildi. Hak dini tebliğ ile görevlendirildi. Ancak açık davet emredilmedi. İslam'da Allah'a imandan sonra ilk farz kılınan ibadet namazdır. İkinci vahiy ile El-Müddessir suresinin ilk ayetlerinin indirilmesinden sonra Mekke'nin üst yanında bir vadide Cibril aleyhisselam Hazreti Muhammed'e gösterip öğretmek için abdest almış ve namaz kılmayı öğretmiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselama ilk iman eden ve onunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi eşi Hazreti Hatice oldu. Müddessir suresinin ilk ayetlerinin gelmesinden sonra gizli davet dönemi başlamış oldu. 3 yıl boyunca Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'de gizlice insanları İslam'a davet etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini ilk kabul edenler, onu en iyi tanıyan eşi Hazreti Hatice, bakımını üstlendiği amcası Ebu Talib'in oğlu Ali ve azatlı kölesi Zeyd bin Harise'ydi. Habeşli siyah köle Bilal, koyun çobanı Abdullah bin Mes'ud, Gıfar kabilesinden yoksul Ebu Zer Cündüb bin Cunade, azatlı köle Habbab bin Eret, Ebu Fukayhe, Ammar bin Yasir ve Amir bin Fuhayre adlı kölelerdi. Cariye Zinnure de ilk Müslümanlar arasındaydı. Bunları Sa'd bin Ebu Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Halid bin Said gibi Kureyşli bazı gençler izledi. İlk Müslümanlar arasında sosyal statüsü yüksek kişiler de vardı. Bunlardan ikisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yakın dostu, Teym kabilesinin ileri gelenlerinden tacir Hazreti Ebu Bekir'le Ümeyye oğullarından zengin tacir Hazreti Osman bin Affan'dı. İslam'ı ilk benimseyenler genç Müslümanlardan Erkam'ın Safa Tepesi eteklerindeki evinde üstlendiler. İlk Müslümanlar, Kureyşlilerin İslamiyet'e karşı düşmanlıklarını bildiklerinden dinlerini gizli tuttular. İbadetlerini gizli yapıyorlardı. Bu dönemde ilk Müslümanların gayretleriyle İslam her şeye rağmen derinden, sessiz sedasız yayılıyordu. 3 yıl içinde Müslümanların sayısı 30'a ulaştı. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiy yoluyla bildirdiği bu emrine uyup bir ziyafet vererek Abdülmuttalib ailesini, amcaları Ebu Talib, Abbas, Hamza ve Ebu Leheb'i evine davet etti. Yemekten sonra sohbet başladı. Sırası gelince Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'tan aldığı emri akrabalarına tebliğ etti ve onları hak din İslam'a çağırdı. Hırçın bir adam olan amcası Ebu Leheb hemen ortaya atıldı ve sözünü keserek toplananları dağıttı. Böylece
ilk davetinde amcası Ebu Leheb karşısına dikilmişti. Hz. Muhammed, Kabe'ye gidip kendisine inen Kur'an ayetlerini açıktan okuyor, Mekkelileri İslam'a çağırıyordu. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ Açık davetin başlamasından sonra halkla daha kolay temas edebilmek için Hz. Muhammed Aleyhisselam kendi evinden Safa ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan Erkam'ın evine taşındı. Birçok kimse bu evde İslam'la şereflendiği için bu eve Darül İslam denildi. Bir süre sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam davetini daha da genişletti. Bir gün Safa tepesine çıkıp Kureyşlilere seslendi. Sesini duyanlar oraya koşuştular ve çevresinde toplandılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam, "Size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun bulunduğunu haber versem bana inanır mısınız?" diye sordu. Mekkeliler, "Evet, inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık." dediler. Bu cevap üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam, Mekkelileri topluca İslam'a davet etti. Kalabalık arasında bulunan Ebu Leheb hemen ayağa kalktı, bağırmaya başladı. "Günümüzü zehir ettin. Bizi buraya bunun için mi topladın?" dedi. Ebu Leheb'in bu çıkışı yüzünden bu toplantı da sonuç vermedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Müşrikler Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi büyük ailelere mensup, zengin ve güçlü kişilere bir şey demiyorlardı. Fakat zayıf gördükleri fakirlere ve kimsesiz gariplere etmedik şeyi bırakmadılar. Hazreti Muhammed'e ve ilk Müslümanlara alay, hakaret, işkence, boykot, Mekke'den kovma ve nihayet canlarına kastetme gibi giderek ölçüsü artan çeşitli kötülükler yaptılar. Müşrikler başlangıçta Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı önemsemediler. Onun tebliğ çalışmalarına ses çıkarmadılar. Fakat peygamberle ve ilk Müslümanlarla alay etmekten de kendilerini alamıyorlardı. Müşriklerin bu alay dönemindeki kötü davranışlarını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça kınadı. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Bir süre sonra suresinin 98. ayeti geldi. Bu ayet müşrikleri çılgına çevirdi. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun lev kana ha'ulai alihatan ma
ve kullun fiha halidun. Bu ayete son derece kızan müşrikler Müslümanlara hakaret etmeye başladılar. Böylece hakaret dönemi başladı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen ilk ayetler öncelikle tevhid inancını vurguluyor, adaletsiz bir toplumsal yapılanmaya yol açan şirkle bu inancı benimseyen ve yoksullara karşı görevlerini yerine getirmeyen zengin tacirleri eleştiriyordu. Bu sebeple Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı gelişen muhalefetin başında Mekke aristokrasisi Ebu Cehil, Amr bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Ukbe bin Ebi Muayt, Ebu Leheb, Ebu Süfyan bin Harb, Ubey bin Halef gibi zengin tacirler bulunuyordu. Bunlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı çağrısından vazgeçirmek için çeşitli yollar denediler. Müşriklerden Kureyş'in ileri gelenleri Haşim oğullarının reisi Ebu Talib'e başvurdular. Kardeşinin oğlu bizim putlarımızı kötülüyor. Babalarınız da dedeleriniz de dalaletteydi diyor. Ya onu bu işten vazgeçir ya da onu himayeden vazgeç dediler. Ebu Talib onları yumuşak sözlerle başından savdı. Ne var ki bir süre sonra müşriklerin ileri gelenleri Ebu Talib'e yine geldiler. Biz artık daha fazlasına sabredemeyiz. Ne olacaksa olsun, eğer sen onu himayeden vazgeçmezsen biz de seni saymayız dediler. Ebu Talib işin kötüye gittiğini görünce endişelenip yeğeni Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı yanına çağırdı. Müşriklerin söylediklerini anlattı. Açıktan açığa seni himayeden vazgeçiyorum demedi. Fakat sözlerinden artık desteğini çekeceğini ima eder gibiydi. Bu görüşme Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a çok dokundu. Ben peygamberim, İslam'ı tebliğe memurum, kendiliğimden bir şey yapmıyorum dedi. Bir elime güneşi, ötekine ayı verseler vallahi bu görevi bırakmam dedi. Gözleri dolu dolu oldu. Ebu Talip onu evlatlarından daha çok severdi. İncinmesine hiç dayanamazdı. Yeğeninin durumuna çok üzüldü. Hasta yattığı yatağından doğruldu ve kendini topladı. Sen işine bak oğlum. Ben sağ oldukça onlar sana dokunamazlar diyerek güvence verdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İslam nurunun Mekke ufuklarında doğması üzerine Mekkeliler İnanç bakımından ikiye ayrılmış oldular. Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inananlar ve buna inanmayan puta tapıcılar. İnananlara mümin, Müslüman denildi. İnanmayanlara ise müşrik denildi. Bu iki grup arasında şiddetli bir mücadele başladı. Müşrikler Ebu Talib'e yaptıkları başvurudan sonuç alamayınca bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a başvurdular. Ya Muhammed aleyhisselam, sen soy ve konum olarak Mekke'nin ileri gelenlerindensin. Fakat Araplar arasında şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığını yapıyorsun. Aramıza ayrılık soktun, bizi birbirimize düşürdün. Amacın zengin olmaksa seni Kureyş'in en zengini yapalım. Reislik istersen seni başkan seçelim. Evlenmeyi düşünüyorsan Kureyş'in en asil, en temiz, en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Eğer cinler çarptıysa seni tedavi ettirelim. İstediğin neyse verelim. Yeter ki bu davadan vazgeç, düzenimizi bozma dediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cevabını merakla bekliyorlardı.
saydığınız şeylerin hiçbirini istemiyorum. Rabbim beni size peygamber gönderdi. Bana kitap indirdi. Allah'ın emirlerini size tebliğ ediyorum. İman ederseniz dünya ve ahirette mutlu olursunuz. Cenab-ı Hak aramızda hükmedinceye kadar sabredip bekleyeceğim. Putlara tapmaktan vazgeçip yalnızca Allah'a ibadet ediniz, dedi. Müşrikler gülmeye başladılar. Büyük bir ahmaklıkla bizim 360 putumuz Mekke'yi yönetemezken bir tek Allah dünyayı nasıl yönetir, dediler. Sonra da çekip gittiler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Muhammed tebliğ çalışmalarını sürdürüyordu. Müşrikler Ebu Talip ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la yaptıkları görüşmelerden bir sonuç alamayınca Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. Peygamberliğin 6. yılında yeni bir dönem başlıyordu. İşkence dönemi. Mekke'de müşrikler kimsesiz ve fakir Müslümanlara, özellikle köle ve cariyelere insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş işkenceler yaptılar. İşkenceye maruz kalmış ilk Müslümanlardan Habbab, Bilal, Yasir ve eşi Sümeyye ve oğulları Ammar tarihe geçtiler. Demirci olan Habbab, kor halindeki kömürlerin üzerine yatırıldı. Kömürler sönüp kararıncaya kadar göğsüne köz bastırılarak acı içinde inletildi. Ammar'ın babası Yasir, bacaklarından iki ayrı deveye bağlanıp develer ters yönlere sürülerek parçalanarak ikiye ayrılmıştı. Eşi Sümeyye, kocasının bu şekilde vahşice öldürülmesine dayanamayıp müşriklere karşı söz söylemeye başladı. Ebu Cehil, Sümeyye'nin sözlerine çok kızdı ve acılı kadını mızrakla öldürdü. Yasir ve Sümeyye, İslam'ın ilk şehitleri, şehitlerin sultanı oldular. Anne ve babası vahşice öldürülen Ammar, gördüğü işkencelere dayanamamış, müşriklerin istedikleri sözleri söylemişti. Ellerinden kurtulunca, ağlayarak durumunu anlattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam da ona, "Sana yine eziyet ederlerse, kurtulmak için yine istediklerini söyle," dedi. Ümeyye bin Halef, kölesi Habeşli Bilal'i her gün çöle götürür, çırılçıplak kızgın kumlar üzerine yatırırdı. Göğsüne büyük bir taş koyarak saatlerce güneşin altında kavurucu sıcakta bırakırdı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a küfretmesini isterdi. Müslümanlığı terk etmesi için her gün bir başka işkence uygulardı. Bir gün ellerini ayaklarını sımsıkı bağlayarak boynuna bir ip geçirmiş, sokak çocuklarının eline vererek çıplak vücudunu kızgın kumlar üzerinde ve Mekke sokaklarında sürütmüştü. Sırtı yüzülüp kanlar içinde kalan Bilal, bu durumda yarı baygın halde bile "Ehad, Ehad, Allah bir, Allah bir" diyordu. Haşimoğullarından çekindikleri ve Ebu Talib'in himayesinde olduğu için önceleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dokunamadılar. Zamanla mecnun, falcı, şair, sihirbaz gibi sözler söylemeye başladılar. En sonunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da hakaret, işkence ve her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmediler. Geçeceği yollara diken döküyorlar, üzerine pis şeyler atıyorlardı. Evinin önüne pislik attılar. Kapısına kan sürdüler. Bir
Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada ebi lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu maluhu ve mâ kesab. Seyasla nâran zâte lehebin ve emraetuh. Hammâletel hatab. Fî rîdihâ hablum min mesed. Hazreti Peygamber'in amcalarından Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'in İslamiyet'i kabulü müşriklerde panik yarattı. İslam'ın yayılması hız kazanmıştı çünkü. Daha önce 6 yılda sayıları 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300'ü geçti. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler Müslümanları yıldırmak için daha da sert davranmaya başladılar. Müslümanlar bu baskıdan kurtulmak için daha emin bir yer düşündüler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Habeşistan'a gitmelerine müsaade etti. Müslümanlar ilk olarak 2 yıl önce 615'te 11'i erkek, 4'ü kadın, 15 kişilik bir kafileyle Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bu birinci Habeşistan hicretinde Mekke'den gizlice çıkıp Kızıldeniz üzerinden Habeşistan'a varanlar için de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Rukiye ve eşi Hazreti Osman, Ebu Huzeyfe ve eşi Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesud da bulunuyordu. Kafilenin reisi Osman bin Maz'undu. Orada çok iyi karşılandılar ve sakin bir hayata kavuştular. Birinci Habeşistan hicreti Mekke'de zor durumda olan Müslümanlar için bir ümit ışığı oldu. 2 yıl sonra 617 yılında Müslümanlar 80 kişilik bir kafileyle 2. Habeşistan hicretini gerçekleştirdiler. Bu ikinci kafilenin reisi de Ebu Talib'in oğlu Cafer-i Tayyar'dı. Müşrikler Müslümanların Habeşistan'da huzur içinde yaşadıklarını öğrendiler. Mekke'ye dönmelerini sağlamak için girişimlerde bulundular. Habeş kralına 2 elçi gönderdiler. Krala, keşişlere ve saray görevlilerine hediyeler verdiler. Müslümanları teslim etmesini ve Mekke'ye dönmelerini sağlamasını istediler. Kral Necaşi, Müslümanları çağırarak İslam hakkında bilgi almak istedi. Ona İslam'ı Ebu Talib'in oğlu Cafer-i Tayyar anlattı. Necaşi, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istedi. Cafer de Meryem suresini okudu. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Bu ayeti kerimeler İncil'den öğrendiklerine uygundu. Bu ayetler İsa'ya gelen kelamla aynı yerden coşan, aynı nurdan fışkıran ışıklar, dedi. Elçilere, ülkesine sığınan Müslümanları geri çevirmeyeceğini bildirdi. Müslümanları eskisinden daha çok korumaya başladı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Be
alihi ve sahbihi ve sellim. 616 yılında Muharrem ayında Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebu Cehil'in başkanlığında toplandılar. Haşim oğullarıyla alışveriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahitname şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kabe'nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hazreti Muhammed'in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiler ve karar hükümlerini müsamahasız uygulamaya başladılar. Dağınık halde olan bütün Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde Haşimoğullarıyla birleştiler. Ebu Leheb, Haşimoğullarından olduğu halde müşriklerin safına geçti ve mahalleden çıktı. Ebu Talip, Müslüman olmadığı halde Müslümanların başına geçti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de 3 yıldan beri ikamet etmekte olduğu Erkam'ın evinden Ebu Talip mahallesine taşındı. Müslümanlar burada miladi 616'dan 619 yılına kadar tam 3 yıl abluka altında kaldılar. Müslümanlar abluka altında kaldıkları bu 3 yıl içinde çok sıkıntı çektiler. Yeteri kadar erzak temin edemedikleri için açlıktan ağaç yapraklarını yediler. Bazı küçük çocuklar gıdasızlıktan öldü. Ebu Cehil gece gündüz Ebu Talip mahallesine girip çıkanları kontrol ediyor, mahalleye gizlice yiyecek maddesi sokulmasına imkan vermiyordu. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi cesur olanların dışında kimse çarşıya çıkıp alışveriş yapamıyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas bir defa bulduğu bir deri parçasını ıslatmış, ateşte kavurarak yemişti. Kadınların ve çocukların açlıktan feryatları mahalle dışından duyuluyordu. Müslümanlar 3 yıl süren bu boykot esnasında dayanılmaz sıkıntılara katlandılar. Fakat Kureyş bundan da hiçbir netice alamadı. Müslümanların bu acıklı durumu müşriklerden bazı insaflı kimseleri de rahatsız etmeye başladı. Esasen Kabe'ye astıkları bu ahitnamenin ağaç kurtları tarafından yendiğini Hazreti Muhammed aleyhisselam haber vermişti. Bir köşede oturmakta olan Ebu Talip de, "Gidin bakın, eğer yeğenimin sözü doğru çıkmazsa ben her istediğinize razıyım. Ama doğruysa sizin de bu zulme son vermeniz gerekir," dedi. Bu haber birden bütün Mekke'de yayıldı. Gerçekten ahitnameyi yırtmak için ellerine aldıklarında bütün yazıların kurtlar tarafından yenildiğini gördüler. Müslümanlar Mekke devrinin 10. yılında böylece bu korkunç boykottan kurtulmuş oldular. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Müslümanlar ablukadan kurtuldukları için sevindiler. Çektikleri sıkıntıları unutmaya başladılar. Fakat sevinçleri uzun sürmedi. Boykotun kalkmasından 8 ay kadar sonra iki büyük acıyla karşılaştılar. Mekke devrinin 10. yılı Şevval ayında önce Ebu Talip, 3 gün sonra da Hazreti Hatice vefat etti. Ebu Talip Müslüman olmamıştı. Fakat Hazreti Muhammed aleyhisselama son derece bağlıydı. Onu çok seviyor, bu yüzden her fedakarlığa katlanarak müşriklerden gelecek kötülüklere karşı onu koruyordu. Ölürken bile Haşimoğullarına ona bağlı kalmalarını, uğrunda her fedakarlığı yapmalarını, sözünden çıkmamalarını vasiyet etmişti. Hazreti Hatice onun gam ortağı, şefkatli bir hayat arkadaşıydı. En sıkıntılı anlarında onu teselli ediyor, bütün varlığıyla ona destek oluyordu.
en büyük desteği olan sevdiği iki insanı peş peşe kaybettiği için Hazreti Muhammed Aleyhisselam çok üzüldü. Bu sebeple Mekke devrinin 10. yılına Senetül Huzn, hüzün yılı denildi. Müşrikler Ebu Talib'in sağlığında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına pek ilişmiyorlardı. Onun ölümünden sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına da her türlü kötülüğü yapmaya başladılar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kureyş'in zulümleri artık katlanılamaz bir hal almıştı. Bu yüzden Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke devrinin 10. yılında Şevval ayında yanına evlatlığı Harise oğlu Zeyd'i de alarak Taif'e gitti. Taiflileri hak din İslam'a davet edecekti. Taif'te Sakif kabilesi vardı. Onlar da putperestti. Resulullah Aleyhisselam 10 gün kadar onlara İslam'ı anlatmaya çalıştı. İleri gelenleriyle görüştü. Hiçbiri Müslüman olmadığı gibi "Senden başka peygamberlik gelecek kimse kalmadı mı?" diye alay ettiler. "Memleketimizden çık da nereye gidersen git" diye Allah'ın peygamberini kovup hakaret ettiler. Taif'ten ayrılırken de çoluk çocuğu ve ayak takımı düşük tabiatlı kişileri yolun iki tarafına sıralayıp taşlattılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ayakları atılan taşlarla yara bere içinde kaldı. Ayakkabıları kanla doldu. Hz. Muhammed Aleyhisselam hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntılardan en büyüğünü o gün yaşamıştı. Nihayet Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe'nin yol üstündeki bağına sığınarak ayak takımının takiplerinden kurtulabildi. Karn denilen yerde kendisine Cebrail Aleyhisselam geldi. Meleklerin emrinde olduğunu söyledi. Mekke'nin iki yalçın dağını Ebu Kubeys dağıyla Kayakan dağını Mekkeli müşrikler üzerine devirebileceklerini bildirdi. Fakat Hz. Muhammed Aleyhisselam, "Hayır, onların ezilip yok olmalarını değil, Rabbimin bu müşriklerin sulbünden ona hiçbir şeyi ortak kılmayan ve yalnız Allah'a ibadet eden bir nesil meydana getirmesini istiyorum," dedi. O, rahmet peygamberiydi çünkü. Rabia'nın oğulları Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın acıklı halini gördüler. Hristiyan köle Addas ile ona bir salkım üzüm gönderdiler. Hz. Peygamber Addas'a İslamiyet'i anlattı. Addas da orada Müslüman oldu. Hz. Muhammed Aleyhisselam en zor ve en sıkıntılı anlarında bile peygamberlik görevini ihmal etmiyordu. Resul-i Ekrem'in himayesiz Mekke'ye girmesi imkansızdı. Esasen hayatı tehlikede olduğu için Mekke'den Taif'e gitmişti. Bu sebeple dönüşte Hira Dağı'na çıkarak Kureyş'in hatırı sayılır büyüklerinden Adi oğlu Mut'im'e haber gönderdi. Onun himayesinde gece vakti Mekke'ye girdi. Arap adetlerine göre bir kimse himayesine aldığı kişiyi korumaya mecburdu. Bu sebeple Mut'im ve çocukları silahlanıp Kabe'nin dört bir tarafını tuttular. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'ye girip Harem-i Şerif'te Kabe'yi serbestçe tavaf etmesini ve iki rekat namaz kıldıktan sonra evine gitmesini sağladılar. Mut'im Bedir Savaşı'nda müşrik olarak öldü. Hz. Muhammed Aleyhisselam hiçbir zaman Mut'im'in bu iyiliğini unutmadı. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed belgeselinin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir toplum için din değiştirmek hiç de kolay olmasa gerek.
İslam'ın doğuşunda da büyük acılar yaşandı. Fakat Allahü Teala hakkın batıla galip geleceğini vaat ediyordu. Hazreti Peygamber'e ve ashabına düşen tevhid bayrağını taşımaktı. İslam'ın kutlu doğumuna, tarih sahnesine çıkışına hizmet etmekti. İkinci bölümde buluşma dileğiyle. Hoşça kalın.